Son Nokta canlı yayınından mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Canlı yayınla karşınızdayız ve stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var ki Elazığ zaten özel günler yaşamakta, biliyorsunuz. Bir haftadır Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyet Elazığ'daydı. Neden Elazığ'daydı? Kardeşlik mitingi yarın yapılacak. Onun ön hazırlıkları gerçekleştiriliyordu. İşte yarınki bu önemli gün öncesinde, bu miting öncesinde çok özel bir konuğumuz daha var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekili Sayın Oktay Vural. İyi akşamlar diliyorum. İyi Hoş akşamlar geldiniz. Ali Bey. Evet, Elazığ özel günler, önemli günler yaşıyor dedik. Çünkü Elazığ her zaman genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri görmüyor. Yarın da bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Elazığ'da olacak ve önemli gün olarak adlandırıyorum ben. Çünkü önemli mesajlar da verilecek Elazığ'dan. İşte en önemlisi kardeşlik mesajı, evet. Türkiye'ye, belki bütün dünyaya verilecek Elazığ'dan. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederim. Öncelikle mitingle ilgili neler söylemek istersiniz? Elazığ halkını nasıl davet edersiniz mitinge? Evet, Kanal 23'e teşekkür ediyorum. Ben de Elazığlılarla buluşma imkanı verdiler. Tabii aslında gerçekten Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem ve milletim diyen bir parti olarak Türk milletinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak onun mücadelesini siyasetin omurgası yapmış bir parti olarak şüphesiz bu değerlere yönelik bir saldırı ya da yozlaşma olduğu zaman bu değerleri koruyarak ancak milletimizi var ve güçlü kılacağımızı düşünüyoruz. O bakımdan özellikle son gelişmeler, PKK açılımı adı altında bu coğrafyamızdaki milletimizin evlatlarını bizden kopartmak isteyen, egemenliğimizi parçalamak isteyen girişimler karşısında, milli kimliğimizin, devletimizin, üniter devlet yapımızın, dilimizin tartışıldığı bir ortam içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak milli değerleri korumak ve yaşatmak için milletimizle birlikte olmaya karar verdik. Çünkü gerçekten eğer bu coğrafyayı vatan yapmışsak, eğer bugün Gakkoşların diyarını hep beraber birlikte kardeşçe yaşıyorsak, şüphesiz büyük bir mücadelenin ve oluşturduğumuz milli birlik ve bütünlüğünün, milli kimliğin, milli kültürün önemli ölçüde etkisi olmuştur. Dolayısıyla bu coğrafyayı vatan yapan değerlerden uzaklaşmak aslında bu coğrafyada yok olmamızı sağlar. Ailemiz olarak bir milletiz biz. Beraber birlikte bu coğrafyanın her yerinde birlikte var arıyoruz. Eğer birbirimizi anlamaz hale dönüştürürsek, kimliklerimizi ayrıştırırsak, okullarımızı, sınıflarımızı, camilerimizi, bölgelerimizi ayırmaya başlarsak o zaman millet olmaktan da çıkarız. Dolayısıyla birbirimize olan muhtaciyetlerimiz ve mecburiyetlerimizden arındığımız zaman o zaman ortaya çıkan bu ortam içerisinde gerçekten bu konjonktürde oluşabilecek gelişmeler istikametinde millet olarak, aile olarak beraber birlikte olmamız da sıkıntıya girer. Milliyetçi Hareket Partisi bu bakımdan bu çözüm ve barış süreci adı altında ortaya konulan bu girişimlerin siyasal sonuçlarının Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü ve devletimizin, cumhuriyetimizin temellerini temelinden sarsacağını düşündüğümüz için bunları korumak ve yaşatmamız gerektiğini ve milletimizle birlikte bu mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini düşündük. Çünkü demokrasi de elbette milletin dediği olacaktır. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Böyle bir kararla milli değerleri koru ve yaşat kapsamında bir 9 bölgede, belirlediğimiz bölgede 9 mitingimiz planlandı. Bugün 6.sını gerçekleştiriyoruz. Elazığ'dayız. Kardeşlik mitingi. İlkini Bursa'da başlattık. Ve bütün bu mitinglerde bir temayı işliyoruz. Bugün de Elazığ'da kardeşlik. Neden Elazığ'da kardeşlik? Çünkü Elazığ'da kardeşlik var. Elazığ'da bütün oyunlara rağmen bu tuzaklara düşmeyen sevgili Elazlar var. Etnik kimlikleri farklı olabilir ama hep beraber birlikte bir Elazığ ailesi olarak Allah'a hamdolsun ki hiçbir problem yok. Ve özellikle de Güneydoğu'nun yıkılmaz bir kalesi olmuştur. Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne sahip bir irade her zaman burada olmuştur. Milli ve manevi değerlerine sahip insanlar yetişmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o bakımdan kardeşlik mitingimizi burada düzenlemeye karar verdik. Çünkü oyun ve tuzak milletimizin üzerinde, üstelik bir coğrafyada bulunan vatandaşlarımız üzerindedir. Milletimizi etnik kimlikler ekseninde ayrıştırmak isteyenlere, ırkçı ve etnik tuzaklar kurmak isteyenlere karşı milli kimlik ve milli kültüre sahip çıkarak bu oyunları bozmak için, kardeşliğimizi devam ettirmek için böyle bir mitingi düzenlemeyi uygun gördük ve yakın coğrafyamızda Irak'ta, Suriye'de meydana gelen olayları dikkate aldığımız zaman kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmak, birbirimizi anlamamızı sağlayan milli değerlerimize
daha fazla sahip evet. çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milli değerlerimiz bizim millet olarak direncimizdir. Eğer milli değerler zayıflarsa millet hayatında virüsler, hastalıklar neşet etmeye başlar. Nitekim Mehmet Akif Ersoy hep şunu söylemiştir. Milletler topla tüfekle silahla yıkılmaz. Milletler ancak kendi arasındaki rabıtaların kesilmesiyle yıkılır demişti. Ben de diyorum ki doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu milletin arasındaki rabıtaları kesmek isteyenlere, bozmak isteyenlere karşı bu rabıtaları güçlendirerek bu oyunu bozmamız evet. lazım. Irak'ta, Suriye'de meydana gelen bu olayların Türkiye sıçramasını engellememiz gerekiyor. Bu tuzağı hep beraber birlikte bozmamız gerekiyor. Şimdi, onun için yarın saat 16'da evet. Elazığ'da Sayın Genel Başkanımızın önemli mesajları olacak. Bugün de yolda Elazığ'a geliyor. Dolayısıyla Elazığ'ların da benim bulunduğum sürede büyük ilgi ve alakası var. O bakımdan zannederim Türkiye'nin gündemine uygun bir çıkış, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir kardeşlik. Bu kadar kutuplaşmanın meydana geldiği, ayrışmanın ve ötekileştirmenin meydana geldiği, etnik kimlik ve mezhep ekseninde açıkçası karışıklıkların oluşturmak istendiği bir ortam içerisinde kardeşlik türküsünü söylemeye, hem de Elazığ'dan, Gakkoşlar diyarından haykırmaya Türkiye'nin de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Elazığ'dan yükselecek bu sesi, bu iradeyi bütün Türkiye büyük bir umutla beklemektedir. Yarın Sayın Genel Başkan mutlaka bahsedecektir, kardeşliğimizi tehdit eden unsurları elbette. Sıralayacaktır. Ama bu programda istiyorum ki sizden de bunları bir dinleyelim. İşte adlandırılan bir süreç var. Önceleri Kürt açılımı, sonra tepkiler üzerine demokratik açılım, ardından çözüm ve barış süreci diye adlandırılan bir süreçten bahsediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ilk günden beri bu sürecin bir ihanet süreci olduğunu, evet. bir çözülme süreci olduğunu ifade etti. Niye böyle ifade etti? Milliyetçi Hareket Partisi niye bu sürece böyle baktı? Bunu anlatın isterseniz. Çünkü şimdi aslında her şeyden önce şunu ortaya koymamız gerekir ki PKK terör örgütünün kan dökmesi kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla terörün bitmesini, anaların ağlamamasını hepimiz istiyoruz. Ama unutmayalım ki bizim korumamız gereken değerler de vardır. Bu değerlerimizi bir terör örgütü insan öldürmesin diye vazgeçecek değer haline dönüştürürsek, o zaman ecdadımız Çanakkale geçilmez niye dedi? Sevr Barış Anlaşması'nı niye yırtıp attık o zaman? O bakımdan bu değerlerimiz ekseninde bu çözüm ve barış sürecinin bu değerlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece doğru götürdüğünü farkına vardık. Siyasi çözüm adı altında devleti ve milleti etnik kimliklere göre tanımlayıp bu coğrafyada özerklik oluşturmak ve bu coğrafyada yaşayan milletimizin içerisinde yeni bir millet inşa ederek onların egemenlik alanı oluşturmak suretiyle özellikle bu coğrafyada Büyük İsrail projesine hizmet edebilecek bir takım politikaların uygulanmak istendiğini gördük ve bu yönüyle bu sürecin bu milletimize bir tuzak olduğunu ifade ettik ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak çözüm ve barış sürecinin tek kazananının PKK terör örgütü ve bölücülüğün olduğunu müşahede ettik. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim karşı çıktığımız çözüm ve barış süreci adı altında ortaya konulan siyasal çözümün sonuçlarıdır. Yoksa bir PKK terör örgütünün bitmesini biz de istiyoruz. Bitirilmesini istiyoruz. Aslında bitmiş bir terör örgütünün 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini kazandı ve terörü bitirdi. Bitmiş bir terör örgütünü AKP geldikten sonra nasıl canlandırıldığını ve cesaretlendirildiğini gördüğümüzde terörün bir araç olarak kullanmak suretiyle bu siyasal sonuçları elde etme amacına yöneldiğini müşahede ediyoruz. Ve bu coğrafyada özellikle 1916 yılında Sykes-Picot anlaşmasından tutun, Sevr Barış Anlaşması çerçevesinde bu coğrafyada bir Kürdistan oluşturmayla ilgili emperyalizmin uyguladığı politikalar bundan 100 yıl önce Türkiye'ye bir çözüm olarak sunuldu. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız, Kürt kökenli kardeşlerimiz olmak üzere bunu yırtıp attık. O zaman Türkiye'nin bir Kürdistan meselesi vardı diye İngilizler dayatmıştı. O zaman Doğu ve Güneydoğu'dan harekete geçen Kürt kökenli insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne telgraflar çekti. Dedi ki Türkiye'nin Kürdistan diye bir meselesi yoktur. Biliniz ki Kürdün kaderi
Türk birliğinden geçmektedir. Ve Kürtlüğün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrı bir unsur olarak temsilini uygun görmüyoruz diyerek kaderimizi tayin ettik. Biz beraber Türk milletiyle birlikte yaşayacağız. Devletimizde Türkiye Cumhuriyeti devletidir diye karar verdik. Şimdi bugün ne oldu da? Bugün ne oldu da Türkiye'de bir Kürt meselesi vardır demek suretiyle bu milletin egemenliğini bölmek, milli kimliğini bölmek ve devletini bölmek istiyorlar. Ve bu yönüyle milli devletimizi, üniter devletimizi etnik kimliklere ve bölgelere göre ayrıştırmak istiyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi olarak çözüm ve barış sürecinin bu siyasal sonuca doğru gittiğini ve bu bakımdan da meselenin terörü bitirilmesinden öteye PKK terör örgütünün silahla varamadığı siyasal sonuçları silahı bırakma kılıfı altında bu milleti hazmettirmek olduğunu ifade ettik. Yoksa terör bitsin. Terör yani şu anda Türkiye'de terör yok. Bundan herkesin memnun olması lazım. Elbette biz de terörün olmasını istemiyoruz. Ama terörün bitmesi için bu milletin kimliğinden, egemenliğinden, bayrağından, iradesinden, dilinden taviz vermesi kabul edilemez. Milliyetçi Hareket Partisi olarak terör bitsin ama Türkiye bitmesin diyoruz. O bakımdan bu çözüm ve barış süreci olarak ortaya çıkılan bu süreçte aslında ben soruyorum. Ali Bey, çözümünüz nedir? Çözüm dedikleri nedir? Niye karınlarından konuşuyorlar? Çözüm elbette terörün tamamen bitmesi. Hayır, terör bitti. Silinmesi terörü, olmalıydı. Terörü yapan adam terörden vazgeçtiği zaman terör bitmez mi? Kesinlikle. O zaman terörle ne pazarlıkları yapıyor? Hangi al-ver süreci? Ne vereceğiz? Ne istiyorlar, ne vereceğiz? Yani i̇şte PKK terörü. Bunu çıksınlar, bu. Açıklasınlar. PKK terör örgütü adı altında Doğu ve Güneydoğu'da KCK paralel devlet yapılanmasını meşrulaştırmak, konfederal bir Kürdistan oluşturmak bir çözüm müdür? Lozan'ı yeniden yazmak suretiyle Sevr'in 62-64. Maddeler uyarınca bu coğrafyada bir Kürdistan oluşturmak çözüm müdür? Şimdi buradan soruyorum. Doğu ve Güneydoğu'da terör bitmesin diyorlar. Terör bitsin dediler. Önce dediler ki süreç başlayacak. Silahlarını bırakıp gitsinler, süreç başlar dediler. Silahları bırakmadılar. Bir yere de gitmediler. Bir yere de gitmediler. Ondan sonra silahlarıyla gitsin dediler. Yine silahlarıyla gitmediler. Burada kaldılar. Bırakınız dedi Öcalan silah bırakmayı. Biz alanımızı genişleteceğiz dedi. Bugün geldiğimiz coğrafyamızda maalesef KCK asayiş birimleri kuruluyor, yol kontrolleri yapıyorlar. Maalesef PKK'ya katılımlar artmış. Maalesef PKK haraç topluyor ve bu yönüyle bakıldığında ihalelerden pay alacak konuma gelmiş. KCK paralel devlet yapılanması derinleşiyor. Vatandaşlarımız arıyor Doğu Güneydoğu'dan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Silopi'den, Şemdinli'den. Vatandaş arıyor. Evet, biz terör bitsin dedik. Terör bitsin. Ama bunlar silahlarıyla birlikte gelsin, kontrol yapsın, benden haraç toplasın istemedim. Devletim nerede diyor. Devlet nerede diye soruyor. Ben de soruyorum. Nerede bu devletin valisi? Nerede bu devletin emniyet müdürleri? Uyuyor mu devlet diye ben buradan haykırıyorum. Elazığ'dan haykırıyorum. Ben de Diyarbakır doğumluyum. Ben de istiyorum. O yöredeki insanların üzerinde PKK terör örgütünün baskılarının kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu coğrafyada devletten başka bir güç kabul edilebilir mi? PKK terör örgütünün silahıyla bu millete, bu devlete darbe uygulaması kabul edilebilir mi? PKK terör örgütü Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi olabilir mi? Çünkü PKK terör örgütü başta Kürt kökenli insanlarımızı öldürdü. Mezralarda, her yerde, köylerde çocukları, kundaktaki bebeleri, öldürdükleri bebeler Kürt kökenli insanlardı. Dolayısıyla böyle bakıldığında siyasal proje bu coğrafyada bir Kürdistan oluşturma projesi vardır. Böyle bir projeyi oluşturmak suretiyle özellikle 22 İslam ülkesini etnik kimliklere ve mezheplere göre egemenliği ve devleti paylaştırmak, bu yönüyle bu devletleri kendi iç dengeleri meşgul hale dönüştürmek suretiyle İsrail'in güvenliğini sağlamak ve enerji kaynaklarına nüfuz edebilmek amacıyla oluşturmuş bir projedir. Ben bu projeye, emperyalizmin bu projesine hayır diyorum. Bu proje doğrudan doğruya Irak'ta
demokrasi ve barış getireceğiz diyenlerin Irak'ı hangi hale dönüştürdüğü belli. Suriye'de Esad gitmeli diyenler nasıl orayı bir rejim sorunu olmaktan çıkartıp iç savaş noktasına götürdüğü gayet açık ve net. Ve maalesef bu süreç içerisinde Irak'ın siyasi bütünlüğü parçalanırken Irak'ın kuzeyinde bir oluşum, ondan sonra Suriye'nin kuzeyinde bir oluşum, ondan sonra da Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yeni bir oluşumla dört parçalı Kürdistan inşası. Buna başta Kürt kökenli kardeşlerim hayır der. Neden? Çünkü bu coğrafya göç alıp göç vermiştir. Hep beraber akrabalıklarımız oldu. Ve en fazla doğu ve güneydoğulu şu anda yaşayanlardan çok daha fazlası batıda yaşıyor. Eğer bu kişilerin yaşadığı bölgeler içerisinde eğer biz komşularımızı ayırmaya, eğer biz alışveriş yaptıklarımızı ayırmaya başlarsak Allah korusun daha büyük problemle karşı karşıya kalırız. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kardeşliği etnik kimliklere dayalı olarak bölgemizin ayrılmasını, okullarımızın, sınıflarımızın, camilerimizin ayrılmasını kabul etmiyoruz. Bunların siyasal sonuç itibariyle önce kimlik ayrışması, sonra kimlik çatışması, sonra da bölünme dediğimiz bu hiyerarşi içerisinde bu noktaya getirilmesini istemiyoruz. PKK'nın hedefi nedir? PKK terör örgütünün nihai amacı dört parçalı konfederal bir sistem oluşturmaktır. Zaman ve mekan uygun olduğu zaman burada bir devlet oluşturmaktır. Bu hedefinden vazgeçtiğini söylemiyor zaten. Vazgeçmedi. Mümkün değil. Neden? Bunlar bu hedeflere ulaşamayacaklarını bildikleri için adım adım bu hedeflere ulaşmak için terörü bir araç olarak kullanıyorlar. Terör tavizi, taviz terörü doğuruyor ve geldiğimiz bu noktada sonuçta çözüm denilen husus geldi, tıkandı. Efendim işte dilimizi çok dilli hale dönüştürelim. Başka ne yapalım? Başka da bir de özelliğe de yol açalım. Yani bu bir çözüm müdür? Bu bir çözüm değildir. Bu bir çözülmedir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bakımdan biz Kürt kökenli kardeşlerimizin işte diliyle, şunuyla, bunuyla uğraşmıyoruz. Evinde, iş yerinde şarkısını, türküsünü nasıl söylüyorsa söylesin. Hiç bunda gorcunacak bir şeyimiz yok. Delilosu da benim, çepiği de benim, çayda çırası da benim, horonu da benim, semahı da benim, misketi de, zeybeği de benim. Hepsi benim. Ama problem ne zaman çıkar? Bunların hepsi şu şunların bu bunların dediğimiz zaman çıkar. O bakımdan bizim olanımızı ayrıştırmayalım diyoruz. Milli ki kültürü ayrıştırmayalım. O bakımdan bu coğrafyada bu oyunu hep beraber birlikte bozmamız lazım. PKK terör örgütü milli kimliği etnik kimliklere göre ayrıştırıp yeni bir ulus inşa etmek. Bu ulus inşasıyla birlikte kendi kaderini tayin adı altında bir statü oluşturup bu statü çerçevesinde egemenliği ve devleti paylaşmak istiyor. Sonuçta da dört parçalı Kürdistan'da bu enerji kaynaklarına yabancıların nüfuz etmesini, Büyük İsrail'e hizmet etmesini sağlıyorlar. Ben bu tuzağı başta Kürt kökenli kardeşlerimizle birlikte bozmamız gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan bu mesele açıkçası evet terör bitsin, PKK terör örgütünü Kürt kökenli insanlarımızdan muhakkak ayırt etmemiz lazım. Bugün maalesef PKK terör örgütünün başı Kürtlerin lideri olarak piyasaya sürülür. Bu bir utançtır. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanlar için de utanç olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bakımdan bu çözüm ve barış süreci içerisinde siyasal tavizlerin verilerek milletimizi ve devletimizi ameliyat masasına yatırıp kesmek biçmek isteyenlere karşı narkozlanmasını ve önlemeye çalışıyoruz ve bu süreci durdurmaya çalışıyoruz. Yoksa terör olmasın kesinlikle. Terörün bitmesini elbette herkes istiyor ama bitsin. Geldiğimiz noktada terörün belki bitmiş gibi görünen bir yüzü var. Evet, eylemler yok. Bitmişse evet, problem yok evet, demektir. Can kaybı yaşanmıyor. Çok şükür şehit cenazeleri evet, görmüyoruz. Ama işin bir başka yönünden baktığımızda şehit cenazelerinde kadar olmasa da yine içimizi yaralayan, yüreğimizi ezen bir takım şeyler var. İşte PKK terör örgütünün elebaşları Kandil'den olmadık mesajlar gönderiyor. Tehdide varan açıklamalar yapıyor. Maalesef. Ve ülkede bir devlet adamının çıkıp bunlara hadi oradan diyecek durumu yok. Ya da böyle birini göremiyoruz. Uyuyorlar. Bir başka taraftan bundan çok kısa zaman önce
İmralı'daki caninin adı Elikanlı terörist başıydı, bebek katiliydi. Akillerden biri çıktı, dedi ki ya artık ona terörist dememeliyiz çünkü bu süreci baltalar. Bunu bile yani şu terörist başına Elikanlı cani derken biraz yürek soğutan vatandaşın elinden bile bunu almaya çalıştı. Bu gerçekten birçok kesimi rahatsız eden, Türkiye'de İkimizi ağlatıyor değil çok, mi? Analar çok büyük bir kesimi rahatsız eden ve içimizi ağlatan bir durumdu. Ne oldu da Türkiye bu konuma geldi? Ne oldu da taviz verildi? Ne oldu da Barzani bir dönem işte Türkiye'nin muhatap bile almadığı, o da kim dediği bir insandı. Sonra gelip Türkiye'de alkışlandı. Hatta işte seninle gurur duyuyor sloganları atıldı Türkiye. Ne oldu da bu duruma geldik? Yani şöyle oldu. Sizin bakış açınızı bu, merak ediyorum. Bu terörle ilgili olarak terörün siyasal amaçlarını meşrulaştırarak teröre çözüm bulacağımızı düşündüler. Ve bu yönüne her bir terörden sonra verdikleri tavizlerle PKK terör örgütü amaçlarına hiyerarşik sistem içerisinde ulaşabileceğini düşündü. Bu yönüne bakıldığında aslında Barzani ile birlikte geldiğimiz bu süreç, PKK terör örgütünün geldiği bu safha 2002 yılından sonraki bir dönem içerisinde hükümet terörle mücadeleden vazgeçti, siyasi çözüm arayışına gitti. Siyasi çözüm arayışı PKK'nın arzu ettiği bir soruştu. Bakın Abdullah Öcalan'ın 15 Ağustos 2009 tarihinde hazırladığı yol haritasında diyor ki, yakalandığım zaman beni sorguya çektiler, bu sorgu dönemini bir diyalog ve müzakere sürecine çevirmek istedim. Ama bunu kabul etmediler. PKK'yı bertaraf etmek istiyorlardı. Tasfiye etmek istiyorlardı. Şimdi geldiğimiz bu noktada tasfiye edilmesi gereken PKK muhatap haline alındı. Müzakere ve diyalog içerisine sokuldu. Ve böyle bir diyalog ve müzakereyle Marksist-Leninist bir örgüt olan PKK silahı bir araç olarak kullanarak siyasal amaçlarına dönüşebileceğini farkına vardı ve terör örgütü bu yönüyle politik açılımlarla cesaretlendirdi. Irak'ın kuzeyinde Barzani'nin o bölgede PKK'yı beslemesine izin verildi. Hatta bende videoları var. Şu anda 1998'inde bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı Kasım ayında parlamentoda konuşma yapıyor. Parlamentoda yaptığı konuşma, burada tekrar dinletmeyeyim. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bugün PKK terör örgütü perişan ve darmadağın hale gelmişse bunun toparlanmasına izin vermemek lazım. Onun için diyor ki terör örgütünün başını politik bir lidere dönüştürmemek lazım diyor. Bakın, AKP döneminde ne yaptılar? PKK terör örgütüyle görüşen şerefsizdir, alçaktır noktasından Öcalan'ı muhataba, PKK'yı muhatap haline getirdiler. Yine aynı konuşmada Abdullah Gül diyor ki, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın varlığı güvenli bir bölgesi tehdittir diyor. Burayı ortadan kaldırmak gerekiyor diyor. Bugün görüyoruz ki gizli anlaşmalarla Irak'ın kuzeyinde PKK'nın varlığı kabul edilmiş ve 2007 yılında PKK'yı Kandil'de bertaraf etmek amacıyla verdiğimiz yetkiyi hükümet kullanmıyor, PKK'yı bertaraf haline getirmek yerine taraf haline dönüştürüyor. Bakın, Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge ortadan kalkması gereken diyenler, PKK'nın orada güvenli bir bölgede yerleştiren Barzani'yi kongrelerine getirdiler. Kongrede şeref konu oldu. Üstelik Türkiye seninle gurur diyor. Türkiye'nin Barzani'den gurur duyacağı neyi var ya? Neyi var? Ey AKP'ye oy veren değerli kardeşlerim, soruyorum. Neyi varmış? Başbakan'dan gurur duyuyorsan duy. Barzani'den de gurur duyacak mısın? Evet, işte bunun cevabının verilmesi lazım. Gerçekten verilmesi lazım hesabını. Ne oldu da bu duruma geldi? Elazığlılara verecekler. Lazım. Bakın adım adım geldik mi? Güvenli bölgede PKK terör örgütünün meşruiyeti kabul edildi mi? Ondan sonra yine aynı şekilde yine o zaman Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki politik açılımlarla PKK terör örgütünü cesaretlendiren batılı devletlerin bu politik açılımlarına izin vermemek lazım diyor. Bırakın politik açılımlara izin vermemek, Türkiye açılım getirdi. 2009 yılı 1 Temmuz'unda, 1 Ağustos'tu galiba, şehitler vermiş polis akademisinde terörist başının
maalesef açılımları müzakere edilir hale geldi. Türkiye adım adım siyasal bir noktaya gidiyor. Neden bu konuda AKP yatkın? Çünkü AKP'ye göre millet tanımı yerine etnik kimliklere özellik verilmesi kendi siyasal düşüncesi içerisinde, kılavuzların siyasal düşüncesinin benimsediği bir tablodur. Çünkü AKP'ye göre milli devlet sorunludur. Milli devleti dönüştürmek gerekmektedir. Aynen Muhafazakar Demokrat kitabında diyorlar ki milli devlet küreselleşmenin getirdiği maliyetler nedeniyle milli devlet yerine uluslararası işbirliği yapan devlet haline dönüştürmemiz lazım. Dolayısıyla AKP'yi dizayn edenler ve yönetenler aslında bir bakıma dış dünyanın Türkiye üzerinde oynamak istediği oyun ve senaryoyu Türkiye'de uygulama taahhüdü veren kadrolar. Aslında AKP'ye oy veren insanların ruhunu temsil etmiyor onlar. Onun için adım adım ve hazmede hazmede. Hatırlarsanız Sayın Başbakan dedi ki hazmede hazmede, hazmettire hazmettire. Adım adım götürüyorlar bu süreç içerisinde. Çözüm gayet açık ve net. Yani bu süreç siyasal bir çözüm adı altında ortaya konulan süreç bu milletimizin içerisinde açıkçası KCK toplum yapılanması ile birlikte üç aşamalıdır. Öcalan'ın ifade ettiği bir çatışmasızlık dönemi, işte eylemsizlik dönemi, şu bu. İkincisi yasal ve anayasal güvencelerin verilmesi, özerkliğin önüne açılması. Üçüncüsü de af sürecidir ve böylelikle KCK yapılanması bu yönüyle Doğu ve Güneydoğu'da hakim olacak ve devletin dışında bir organ olarak kendi kendilerini yöneteceklermiş. Ya sen kim oluyorsun sen? Doğu ve Güneydoğu'daki insanların sen temsilcisi misin? O bakımdan bu geldiğimiz nokta hükümetin terörle mücadele yerine terörün siyasal amaçlarını meşrulaştırarak bir çözüm arayışının getirdiği sonuçtur. Ve bu proje dışarıyı da kapsayan bir projedir. Irak'ta başlamıştır. Irak'ın kuzeyindeki yapılanma meşrulaştırılmıştır. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanma yine AKP eliyle meşrulaştırılmıştır. Ve Türkiye'nin içerisinde de PKK'nın varlığı yine AKP ile meşrulaştırılmıştır. Bu bir siyasal projedir. Bu siyasal projenin adı da Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Büyük Orta Doğu Projesi de Sevr'in hortlatılmış adıdır. Bakın geçenlerde BDP'nin yöneticileri şunu söyledi. Lozan'ı yeniden yazmamız lazım dediler. Lozan nedir? Lozan Sevr'i yırtıp attığımız, milli mücadeleyle kazandığımız, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyasal anlamıyla uluslararası camiaya kabul ettirdiğimiz bir belgedir. Lozan'ı yeniden yazmamız için savaş mı kaybettik, bir yerlerde sözler mi verildi? O bakımdan bugün geldiğimiz bu noktada Öcalan'la Sayın Başbakan arasında %90 ve %95 fikir uyuşması var denildiği bir ortam içerisinde bu fikir uyuşmasının açıkçası bir siyasal çözülmeye doğru toplumu götürüyor. Bu bir çözüm müdür? Bu bir çözüm değildir. Türkiye'nin çözülmesidir. Sayın Başbakan ifade etti. Hatta Türkiye'de Kürdistan olabileceğini söyledi ya. Kürdistan olabileceğini söyledi. Şimdi o bakımdan bu tehlikenin ve tuzağın farkına varmamız lazım. Bunu demokrasi ve barış atı altında bu coğrafyaya yerleştirmek isteyenlerin sonuçta Irak'ta hangi sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Suriye'de etnik kimlikler ekseninde çatışma ve geldiğimiz bu noktanın hangi sonuçlara doğru götürdüğünü biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP'yi yöneten kılavuzlarının bu siyasal düşüncesinin, siyasal Kürtçülük politikasının küresel güçler tarafından empoze edilen bu yaklaşımının bizim milletimize bedel ödettireceğini düşünüyoruz ve bundan dolayı da bu sürece adım evet. adım geldik. Şimdi ben soruyorum, onlara da soruyorum. Çözümünüz nedir sizin? Evet, kan akmıyor. Kan akmasın, tamam. Hiçbir diyeceğim yok. Ama ben diyorum ki kan akmasın, terör bitsin ama bu milletin iradesini bölmeyin. Egemenliğini bölmeyin, kültürünü bölmeyin, bölgelerini bölmeyin. Bu kadar açık ve net diyorum. Açık ve net. Şimdi bu süreçle ilgili sürecin başlangıcında karşı olanlar bile zaman içerisinde şöyle bir düşünceye kapıldı. Evet, yanlıştı. Başlangıç olarak yanlış başladı bu süreç. Ama artık Türkiye geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra artık bu süreç tıkanırsa ya da biterse, bu süreç sekteye uğrarsa Türkiye'de çok büyük olaylar olur. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir senaryo anlatılıyor biliyorsunuz. Ya ne olacak? Yani, milleti korkutuyorlar. Evet, işte böyle bir şey söz konusu değil. Ne olacak? Ben program sunucusu olduğum için kelimeleri de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Evet. Şu an
size sormak istiyorum. Şu anda bu süreç bitti diyelim. Bitti. Tamamen bitti ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldi. Ne olur? Türkiye'de nasıl bir değişim yaşanır? Bu süreci sürecin sonu nedir? Bu sürecin verdiği hasarları nasıl tahmin eder? Süreç bitsin dedikleri nedir? Verip de kurtulalım mı yani? Ne yapalım yani? Gelsinler burada otursunlar da ya Ali Bey olur mu kardeşim? Yayının yarısını ben yapacağım diyecek silahla. Ne yapacağız? Geldiler silahı tuayladılar. Paranın yarısını vereceksin. E verelim kardeşim. Odanın da yarısını vereceksin dediler. Ne yapacağız yani? Mecbur muyuz ya? Yok öyle bir şey ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. 134 tane yöneticisi var yani bu PKK'nın. Eğer lojistik desteklerini keserseniz, bu PKK terör örgütünü yönetenlere etkisiz hale dönüştürürseniz, mali kaynaklarını kestiğiniz güvenli bölgede rahatsız hale dönüştürdüğünüz zaman bu PKK terör örgütünün Türkiye'yi tehdit etmesi mümkün değil. Ayrıca benim kanaatime göre PKK terör artık sonu gelmiştir, miadı dolmuştur. Çünkü artık siyasal manada bir çözüm arayışı ön plana girmiştir. Şimdi bizim durdurmamız gereken artık siyasal çözüm denilen hususu durdurmamız lazım. Bizim orada dur dememiz lazım. Çünkü Türkiye'de PKK terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilciler var. Yani ne yapacağız? %5-6 oy aldı diye her istediklerini yerine getireceğiz. E benim de %13 oyum var. Ne olacak yani? Böyle demokrasi mi olur yani? Yani silah elinde, Türk Silahlı Kuvvetleri silah elinde anayasal düzeni değiştiriyor diye şimdi muhakeme ediliyor. Ömür boyu hapse, demokrasiye sahip çıkıyor diyorlar. PKK terör örgütünün silahı karşısında anayasamızı değiştirmeye, dilimizi değiştirmeye yönelik projeleri getiriyorlar. PKK silahıyla darbe meşru mudur? Silah olmaz. Mümkün değil. Silaha davranan olursa cevabını bulur. Kürt kökenli kardeşlerimiz de bunun cevabını verir. Kimse kan dökülmesini istemiyor. Kimse kan dökülmesini istemiyor. Ama bu kan karşılığında da verecek bir değerimiz de söz konusu değil. Burada evet. Dur diyeceğiz elbette. Dolayısıyla bu sürecin durması demek terörün başlaması demek değildir. Bu sürecin durması demek siyasal anlamıyla bu tavizleri durdurmak demektir. Hı hı. Bunu durdurmamız lazım. Nerede durduracağız? Sandıkta duracağız. Evet. Demokrasiye bunu da, inanıyorsak... Bunu da topluma iyi anlatmak lazım. Tabii. Gerçekten buna inanmış insanlar buna var. Inandım. Bu süreç durursa kan dökülmeye başlayacak. Yine şehit cenazeleri gelecek. Hiçbir zaman olan, hayır. Hiçbir zaman olmaz. Yani çok var. İlginçtir. Gerçekten kan dökülmesin diye siyasi çözüm öneriyorlar. Suriye'de siyasi çözüm yerine illa silahlı çözümü dayatıyorlar. Bu ne çelişkidir? Bu nasıl bir çelişkidir? Hayır. Yani bu evet. Tuzağa düşmeyeceğiz. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi evet. olarak biz bu sürecin durması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK terör örgütüne özellikle siyasal bölünme adı altında fiili bölünme zaten mümkün değil. Kim olacak ya? Kim oluyor bunlar ya? Mümkün değil zaten. Ama çoğunluk iradesi egemenliğini ve üniter devlet yapısını bunu çözüm adı altında verdiği zaman o zaman ayrışma başlar. O bakımdan bu siyasal tavizlere dur dememiz lazım. Nerede durduracağız? Şimdi PKK terör örgütünün bütün bu istek taleplerine karşı her şeyi evet diyen bir hükümet var. Şimdi ben buradan soruyorum. Kimi durdurmam lazım? Hükümeti durdurmam lazım. AKP'yi durdurmam gerekiyor. Çoğunluk iradesi bunu veriyor. Yoksa PKK terör örgütünün bu hedeflere ulaşması mümkün değildi. Mümkün değil. Ama AKP siyasal bir çözüm adı altında bunu meşrulaştırdı ve bu meşrulaştığı süreç içerisinde geldik. İş özerkliğe, affa kadar bir noktaya, dilimizin bölünmesine kadar getirdiler. O zaman burada dur diyeceğiz. Burada dur diyeceğiz. Hep beraber birlikte. Peki bu süreç inşallah birilerinin korktuğu gibi sonuçlanmaz. Hayır. Bir kere Türkiye'de şunu ifade etmeliyim ki bu sürecin devam ettirilmesi daha büyük bedeller ödettirir. Daha fazla bedel ödettirmemek için bu noktada durmak lazım ve bu noktada durduğumuz zaman da terörün
tekrar olabileceğine ilişkin bir kanaate de sahip değilim. Terör örgütünün böyle bir şeyi gerçekleştirebilecek artık hiçbir şeyi de kalmamıştır zaten. Çünkü konjonktürde terör örgütünü besleyen devletler zaten bu konjonktürde Irak'ın kuzeyinde bir oluşumu meşrulaştırdılar. Suriye'nin kuzeyinde de bir oluşumu meşrulaştırdıkları için siyasal anlamıyla bunları kullanacaklar. O bakımdan PKK terör örgütünün miadı dolmuştur. Şimdi miadı dolmuş PKK terör örgütünü bedelini bizim ödememiz karşılığında sözde çözüm önermektedirler. Bu tuzağa düşmemek lazım. Gerekirse PKK terör örgütüyle mücadele konusunda 2002'de nasıl bitirildiği gibi bu konuda da mücadele etme azmimizi devam ettirmemiz lazım. Bu milletin bayrağı da egemenliği de şeref ve onurudur. Şeref ve onurunu silahın karşısında bırakan milletimiz yoktur. Yani böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle bir ahlaksız teklifle de milletimizin karşısına çıkmasınlar. Evet, milletin bu tuzakları görmesi lazım diyorsunuz. Evet. Ben bir başka konuya gelmek istiyorum. Dün 12 Eylül'dü. 12 Eylül Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak adlandırılıyor. İşte 1980 darbesinin yapıldığı tarih. Siz bugün basın toplantısında, il başkanlığında yaptığınız basın toplantısında darbelerle ilgili bir şeyler de söylediniz ve orada çok çarpıcı cümleleriniz vardı. İşte 28 Şubat'tan bahsederken 28 Şubat'ın siyasi ayağının Başbakan Erdoğan olduğunu, AK Parti olduğunu söylediniz ve rahmetli Erbakan'ı sırtından hançerlediğini ifade ettiniz. Aynen. Belki Saadet Partililerin bile bu kadar net söyleyemediği bir cümleydi bu. Rahmetli Erbakan bunu söyledi. Ben kendisiyle çok görüşmüştüğüm olmuştur. Rahmetli Erbakan bu konuda değerlendirmelerini doğrudan peki bu 28 söyledi. Şubat sürecinden başlarsak bugün Türkiye'nin geldiği noktada özellikle işte bu çözüm ya da barış süreci diye adlandırılan noktada bir bağ kurabilir miyiz? Ta o yıllardan bugünlerin planlaması yapılmış olabilir mi? Adım adım tabii. Bakın 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu rapora baktığı zaman o raporda ortaya konulan tespitler ve teşhislerin aynısı bugün gerçekleşiyor. Bugün gerçekleştiriyorlar. Ve o gün orada özellikle Irak'ın kuzeyinde bir bilinç oluşmamasının temel sebebinin Barzani ile Talabani'nin kendi arasındaki rekabeti ve bunlarla da Öcalan ve PKK'nın rekabeti olduğunu söylüyorlar. Bakın Barzani ile Talabani barıştırdılar, Öcalan'ı aldılar, getirdiler. Dolayısıyla orada oluşabilecek bir özerk yapılanmanın Türkiye'den bir toprak talebine getireceğini, bu toprak talebinin şu anda dile getirilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Adım adım, hatta orada Türklüğün kavrayıcılığının bir Kürt kimliğinin ortaya çıkmasını engelleyen en önemli husus olduğunu, dolayısıyla bugün yapılan saldırıların aslında Kürt Türkiye kimliğine yapılan saldırıların asıl amacının bu milli kimliğin hepimizin hep beraber birlikte duyduğu bu milli kimliğin ortadan kaldırılması suretiyle başka etnik kimlikleri ön plana getirmek amacıyla kurgulandığını gayet açık ve net ortaya koyuyor. O günlerde 36. paralelin kuzeyi olarak gösterilen bölgenin bugün nasıl ABD'nin ve İsrail'in işbirliği nasıl o bölgede egemenlik alanı oluşturduğunu, adım adım nasıl bu noktalara geldiğini gayet açık ve net görüyoruz. 12 Eylül ihtilali, 12 Eylül ihtilalinde Kenan Evren hatta bu coğrafyada bir federasyon olmasını öngörmüştü. 12 Eylül ihtilali sonrasında 1984 yılında o zaman ihtilal döneminin Kürt kökenli kardeşlerimizin şarkılarını ve türkülerini yasaklamasının nasıl bir travma meydana getirmek suretiyle özellikle bir ajitasyon aracı olarak başkaları tarafından kullanılmasına müsait bir zemin hazırladığını gayet açık ve net görüyoruz. Dolayısıyla bakıldığı zaman aslında oynanan oyunların köklerini oralardan da görmek lazım. O bakımdan bu millet iradesine yapılan bu darbelerin özellikle dış desteklerini dikkate aldığında bu dış desteklerin siyasal amacının da bugün ifade ettiğim noktalara götürmek olduğunu düşündüğümüzde bu zincirleri teker teker halkaları oluşturduğumuzda bugünkü son halkalardan biri de budur. Aynen 28 Şubat süreci gibi. 28 Şubat olmuştur. Evet, 28 Şubat kabul edilmesi mümkün değildir. 28 Şubat'ın hedefi ne olmuştur? 28 Şubat'ın hedefi açık ve seçik görülmüştür ki o zamanki milli görüş, o zamanki Erbakan zihniyetine yönelik bir girişimdi. Şimdi siyasi hedefi buydu.
Değil mi? Yani hükümetten etmenin yanında o siyasi hedefi de ortadan kaldırmak istiyorlardı. Peki 28 Şubat'tan bir hafta önce 21 Şubat'ta çevik bir Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'nin de bulunduğu bir toplantıda bir araya geldi. Peki bu toplantıda Erbakan Hoca'dan sonra, bakın 28 Şubat olmadan bir hafta önce, Erbakan Hoca'dan sonra kim gelebilir diye sorduğunda Recep Tayyip Erdoğan ismini veren yine çevik bir olmuştur. Hatta bu süreç içerisinde 28 Şubat öncesi, bugün AKP yönetenler dahil olmak üzere 28 Şubat öncesi sahip olduğu fikirlerle bugün sahip olduğu fikirleri mukayese ettiğinizde 28 Şubat'ta birlikte fikirleri dönüşen bugün Türkiye'yi yönetenlerdir. Hatta Bülent Arınç şöyle demişti. 28 Şubat sayesinde Avrupa Birlikçi oldum demişti. 28 Şubat sayesinde Avrupa Birlikçi oldum demişti. Şimdi onun için geldiğimiz bu noktada 28 Şubat'ın siyasal düşüncesi asıl hedefi bu düşünceyi dönüştürmekti. Yani muhafazakar düşünceyi milli eksenden uzaklaştırmak, uluslararası işbirliği yapacak bir seviyeye getirmekti. Yerli ve milli bir düşünceyi dönüştürmekti. Yerli ve milli düşünceyi bu şekilde dönüştüren, ki bizim de yani rekabetimiz olan bir harekettir o dolayısıyla, ama nereden bakarsanız bakın yerlilik esası vardı. Bu yerli olan düşünceyi uluslararası ilişkiler ağıyla kullanılabilir bir malzeme haline dönüştürmesi AKP'nin siyasi mühendisleri tarafından oluşturulmuştur. Ve şöyle bir düşünün ki yani kızıl bayraklarla halklara özgürlük adı altında 1980 öncesinde ortaya konulan o ortam içerisinde biz onlarla mücadele ettiğimiz bir dönem içerisinde bugün geliyoruz bakıyoruz ki AKP 36 etnik gruba da bir bakıma özellik ve özgürlük önerecek ve milleti ayrıştıracak bir takım projelerin peşinde olmaktadır. Dolayısıyla o zaman da Türkiye'de halkları ekseninde federasyonlar oluşturulması gerektiğini, kurtarılmış bölgeler oluşturulmasını gerektiğini söyleyen kızıl bayrak çekenlerdi. Bugün muhafazakar demokrat diyen AKP'nin kılavuzları da aynı projeyi tatbik ediyorlar. Bu dış kaynaklı olduğu için, dış merkezden oluşturulduğu için maalesef milli akılla yönetilmediği için yabancıların Türkiye üzerindeki oyunlarını meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Sorun şuradadır. Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması kitabı var. O tezi var. Bu Medeniyetler Çatışması'na göre artık Batı medeniyetinin hakim olması için diğer medeniyetlerin yerelleşmesi gerekmektedir. Ve Batı'ya bağlanması gerekmektedir. Türkiye bu anlamıyla bölünük bir ülkedir. Bu bölünük olan bu ülkeyi, milleti, bu Batı toplumu tek bir medeniyete bağlamak için gönüllü bir muhtediliğe ihtiyaç vardır. Şimdi daha önce darbeler yoluyla bunu millete zorla dönüştürmek istediler, bağlamak istediler. Olmadı. Şimdi AKP aracılığıyla Avrupa Birliği'nin ve Batı dünyasının istediği şekilde milleti ve devleti şekillendirme, hatta bunun ötesinde 22 İslam ülkesinin coğrafyasının siyasi iklimini ve rejimini değiştirmek amacıyla da böyle bir gönüllülük şeyi oluşturdular. O bakımdan ben bu sürecin biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi uzun dönemli bir senaryonun bir parçası olarak kullanıyorum. Yani 3 aylık bir yıl okudu. Bir hapishanede işte misafir oldu. Bir eli yağda, bir eli balda. Benim 12 Eylül'ün C5'lerinde gözaltına aldılar. İçeride gözaltına alındıktan sonra işte Malatya'da Aydın Demirkol, Mehmet Kazgan, Yazgan, bunlar gözaltında öldüler. Burada Cevdet Karataş idam edildi. Dolayısıyla kalkıp 2-3 aylık bir misafirliği ekseninde bir mağduriyet edebiyatı oluşturarak sanki işte bu darbe zihniyetinin mağduruymuş pozisyonuna düşenlerin bence gerçek mağdurların üstünü örtmek için bir araç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ne hazindir ki bu mağduriyet edebiyatı yapanlar bugün mağrur bir şekilde maalesef bizim özgürlüklerimizi kısıtlamaya, milliyetçiliği ayaklar altına alıyor. 12 Eylül'de milliyetçilik yargılandı. Maalesef geldik bugüne, 33 yıl sonra başbakan milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Ne kadar ilginç bir şey. 12 Eylül zihniyetiyle aynı zihniyeti paylaşıyorlar. O vakitten Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu
geldiğimiz sürecin özellikle dış merkezler tarafından yönlendirildiğini, AKP'nin de dış merkezler tarafından yönlendirerek böyle bir sürece doğru Türkiye'nin götürüldüğünü düşünüyorum. Bu eksende bu darbelerin de önemli ölçüde Batı dünyasının, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki oyunlarının bir parçası olarak yansıdığını görmemiz gerekiyor. Evet, programın sonuna geldik son birkaç dakikamızda. Tekrar mitingi ben hatırlatmak istiyorum. Yarın saat 16'da istasyon meydanında düzenlenecek miting. Sayın Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli katılacak. Ve orada Elazığ'dan kardeşlikle ilgili önemli mesajlar tüm dünyaya duyurulacak. İhtiyacımız var. Tekrar teşekkür ediyorum size. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Bugün Elazığ'da dolaştım. Vatandaşların büyük ilgisine mazhar olduk. Çok teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük bir potansiyeli var. O bakımdan gerçekten Elazığ'dan yükselen ses Türkiye için önemli bir mesaj olacaktır. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleri, Elazığlıların beraber birlikte kardeşliğe sahip çıkması bu oyunları bozacaktır. Onun için hep beraber birlikte yaşayacağız. Hep beraber birlikte geleceğe bakacağız. İnsanlarımızın etik kimliklerini kaşıyıp birbirine rakip hale dönüştürmeyeceğiz. Bireysel özgürlüklerimizi kullanacağız. Milli toplum yapılarımızı muhafaza edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ekseninde hem coğrafyamızı vatan yapan değerler, hem milletimizi millet yapan değerler, hem de cumhuriyetimizin temellerini muhafaza ederek geleceğe umutla bakacağız. Sorunlarımızı çözeceğiz. Hepimizin sorunları vardır. Sıkıntılarımız vardır. Ama bu sıkıntılarımızı çözmek için gayrimeşru yollara başvurmayacağız. Demokrasi dediğimiz önemli bir imkanımız var. Demokrasi sandıkta milli irade olduğu kadar sandığa giden yolda da adalet, insan hakları, medya özgürlüğünü, güçlerin denge ve denetim mekanizmalarının kurulması halinde Türk milleti yine bu coğrafyada yeni bir medeniyet hamlesini oluşturacak. İslam ülkelerinin düştüğü bu çatışma ortamı içerisinde barışçı bir medeniyet hamlesiyle yine insanlığın oluşumuna katkı sağlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir perspektifi vardır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetin İslam coğrafyasında kan, gözyaşı, çatışma, bomba ve füzeyle dolu söyleminden vazgeçmesini, İslam'ın barışçı, huzurcu mesajlarını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Müslümanı Müslümana kırdıran politikalarda bizim milletimiz beraber birlikte olmamalı. İslam coğrafyasını mezheplere göre ayrıştırıp çatıştırmak isteyen, yeşil kuşaklar oluşturmak isteyen ve bu coğrafyada soğuk savaşlar meydana getirmek suretiyle enerji kaynaklarıyla birlikte İsrail'in güvenliğini sağlayacak bu projelere Türk milleti olarak dur dememiz lazım. Hiç kimseyle çatışmaya ihtiyacımız yoktur. Rekabet gücünü sağlayacak olan da milletimizde demokrasimizin kalitesini yükseltmek, kurumlarımızın kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın refahını oluşturmaktan geçmektedir. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bir hamleye Türk milletinin ve insanlığın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bakımdan da Elazığ'da bulunmaktan, yarın saat 16'da da Sayın Genel Başkanımızın Elazığ'a vereceği mesajlar ekseninde bütün bu oyunları bozacağımızdan emin olduğumu belirtmek istiyorum. Ben de Kanal 23'e bu vesileyle Ali Bey hitap etme imkanı verdiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, canlı yayınımızın sonuna geldik. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.